E, Sayın Gezici, e, şimdi e, sizin de aslında e, masayla alakalı görüşünüzü merak ediyorum, şimdi ekranda da bakın yer alıyor, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu masa isterse aday olurum diyor, Sayın Akşener ben başbakan olmak istiyorum diyor, Sayın Davutoğlu gerektiğinde masa iki aday da çıkarabilir diyor, Sayın Babacan... Masa ismim üzerinde mutabık kalırsa hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim diyor. Sayın Uysal da aday altı genel başkandan biri olmalı diyor. Yani şimdi bu tabloya baktığınızda yani kim olacak sizce aday? Yani evet. kim en e, <laughs> kuvvetli muhtemel aday gösterilir isim olarak görünüyor. Öncelikle bu masa çok anlamlı bir masa olduğunu bilmek gerekiyor. Yani Anlamlı mı dedi? Anlamlı. Hı. Ve herkesin e, eşit olduğunu görmek gerekiyor. Biraz önce Ferhat Bey işte dört siyasi partinin oy oranı bir buçuk dahi yapmıyor dedi. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok anlamlı bir sözü var. Yüzde 27 civarında oyu olan bir parti diyor ki benimle eşit diyor. Yani kim için diyor? Sayın Davutoğlu için diyor. Yani demokrasi, çoğulcu demokraside Katılımcı demokrasi çok önemli. Bizim unuttuğumuz, Ama eşit son 20 yılda unuttuğumuz demokrasi, ben dinledim Ferhat Bey size. Ben sadece Türkiye'de katkı olarak Türkiye'de Son 20 söyleyeyim. yılda unuttuğumuz işler neler? Hukuk, demokrasi, bürokrasi gibi kavramların ne kadar anlamlı olduğunu ve bu süreçte ne kadar anlam kazandığını bize tekrar gösterdi. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, altı masadaki liderin söylemlerin hepsinin eşit olduğunu seçim sonrasında ise aldıkları oy oranı kadar etki yapacağını söylüyor. Aslında burada çok önemli anlamlı. Yani bu isimleri buraya neden toplandı diye baktığımız zaman bu isimlerin bir araya getiren ortak incinmişlikleri, ortak kırgınlıkları onları bir araya getirdi. Demokrasinin, hukukun, bürokrasinin Türkiye'de azaldığını düşünenlerin onları bir araya getirdi. Ve o masa gelecek için, geleceği nasıl inşa ederiz? Türkiye'nin saygınlığını nasıl tekrar kazandırırız? Türkiye'deki hukuku nasıl inşa ederiz? Türkiye'deki ekonomiyi nasıl düzeltiriz? De, gelmeye çalıştığı bir süreçteyiz ülkenin gerçek sorunlarına gerçek cevaplar vermeye çalışan bir muhalefet var aslında. Alışık olmadığımız 20-22 yıldır aradığımız, özlem duyduğumuz şey aslında altı farklı siyasi partiyi bir araya i̇şte gelmesi şöyle anlamlı bir tane oldu. o noktada şöyle diye bir eleştiri Sonuç olduğu yok. için söylüyorum. Yani ona katılır mısınız? Şimdi altılı masa aday açıklamaya o kadar odaklandı ki ve böyle bir işte fikir alışverişleri o kadar uzadı ki ülkenin meseleleriyle ilgili çözüm önerilerini vatandaşlara ulaştıramıyorlar diye bir eleştiri var. Benim Doğru. Bu eleştiriye bu işte. ne dersiniz? Şimdi mesela bununla ilgili şöyle ee, söylemlerini ve projelerini vatandaşa götüremediği söyleniyor ama aslında baktığınız zaman ee, iktidarı... Ve az önce de işte Sayın Melik Yiğitel dedi ki 59 gün olursa 59 gün çok çok kısa bir süre diyor mesela. Ee, şöyle bakmak gerekiyor. Çok mevcut kısa. Da, mevcut Gerçekten da, çok kısa. E, öyle bakmamak lazım. Şöyle düşünün. Bakın toplumun %68'i ekonominin kötü olduğunu düşünüyor. toplamın Toplumun e, %74'ü iktidara yakın anket firmaların verilerini söylüyorum. Yüzde ekonomik sorun var dediği görülüyor. Çok güzel işte. İfade etmek Ekonomiyle istediği. Ekonomiyle ilgili ne koydu Bu kadar, ortaya altılı masa. Bunları zamanla göreceğiz. Bakın e, baktığınız zaman EYT sorununu muhalefet getirdi gündeme. Esasında Büyük Birlik Partisi ilk önce getirdi bunu gündeme. Sonrasında muhalefet bunu bastırdı. İktidar ne diyordu? Bana neye mal olursa seçim kaybettirecek bile olsa ilgilenmediğini söyledi ama baktığımız zaman 2 milyon üzerindeki EYT mağdurlarının desteğini almak için süreç yönetti. EYT Ve bu EYT'de bu de aslında şey. tam anlamıyla yok, zaman, yerine getiremedi. Burak, sosyal Mesela siz Bir dakika e, Ferhat. Ya Murat e, Beyciğim o zaman Bey, o zaman bir bakın, saniye. ülkenin çok gerçek sorunlarını da çözemiyor. Mesela EYT ile ilgili, ilgili. ilgili. EYT'yi sadece siyasi tamam. bir çözüm bir olarak gündeme değildi. getirdi. Ama ile ilgili daha büyük mağdurları da var aşağıda aslında baktığınız zaman. İşte 99 depremin döneminde hatırlayın. Bakın şunu ekleyin de. Anladım anladım ben şunu söyleyeceğim. Tweet'in altına yorum yazmışlar o yüzden bahsedeyim. Bir müsaadenizle. Tamam. Gerçekten bir cümle. Bir cümle. Şimdi siz dediniz ya ekonomi %74 memnuniyetsizlik var %62 şöyle. Yani diyorsunuz ki saha, zemin, seyirci hatta rüzgarın yönü her şey altını masanın lehine geriye bir top oynamak kaldı. O zaman ben de diyorum ki ya adayı niye böyle samanlıkta iğne arar gibi arıyorsunuz? Adayın o zaman bir önemi yok. Çok özür dilerim Fulya Hanım ve Murat Bey. Affınıza sınarak bir 3 saniye bir hesap yapacağım. Şimdi CHP diyor ki benim oyum %27-28. Diyelim ki hadi %25 olsun. Küsuratlı partiler diyor ki oyumuz %2, 3, 1,5. Hadi 0.75'ten hesaplayalım. 0.75 çarpı 4 %3 etti mi %28 HDP 13-14 diyor Hadi 11 diyelim Ne etti 39 Öyle mi 39 İyi Parti diyor ki asgari benim oyum yüzde %15 Hadi %11.5 olsun e Zaten 51.5'u buldunuz 51.5'u buldunuz O zaman burada şöyle bir sorun Öyle var bir yok Ya mi? altılı masanın birbirine kar Efendim Öyle bir oyları yok yani 35,7 altılı masanın Hayır, tüm Doğan partilerin Bey, oyu şu Yok Bey, yok ben kendi ay ay kendi anladım, anladım öyle ben diyorlar sen, ya anladım. ve madem öyle diyorum ha madem öyle diyorum zaten 51'i buldunuz. O zaman şöyle bir soru karşımıza çıkmıyor mu? Bir, altılı masa birbirine güvenmiyor. Yani mesela Kemal Bey aday olursa iyi partiler oy vermeyecek diye bir mi düşünüyor? Bir cümle söyleyecektiniz Melih Bey. Gerçekte oyları bu mu değil? Gerçekte oylarım bu değil. ya Melih Bey, Murat Bey o yani masayı anlamlı kılanlardan yani? bir tanesi örneğin e, Refah Partisi, Saadet Partisi'nin olduğunu görüyoruz. Refah geleneğinden gelen Saadet Partisi'nin o e, masada olması çok anlamlı. O masada Ahmet Davutoğlu'nun olması, olması çok anlamlı. O masada Ali Babacan'ın olması çok anlamlı. O masada uyusal beyin olması önemli ve en önemli aslında baktığınız zaman bu masada çimento görevi gören İyi Parti'yi görüyoruz. Sayın Meral Akşener'in bu masada çok anlamlı olarak onları bir araya getirmiştir. Burada hangisinin kaç puan aldığı çok önemi yok. Buradaki Eredelim ülkeyi öyle, nasıl yönetecekleri mi? çok önemli. Bakın biraz önce yeniden Refah Partisi'ni bahsetti. dedi. Yok. Ben bir nokta yeniden Refah Partisi'ni daha, yüksekte buluyorum. Adayın Onların adayın da etkisi farklı olacak. şöyle MHP, şey Murat. Örneğin %5 diyorlar MHP %5 değil %8'in üzerinde. İfade etmek istedim. De her bir siyasi parti önemli, anlamlı. Değerli dediniz ya o 0.4'lere düştü. Yeniden refah. Aynı milli görüş geleneğinden gelen 1.7'lere siz kendi bulduğunuz oranlara göre 2'lere çıktı. Bakın bu aslında benim söylediğimin de bir delili. Ben Saadet Altılı diyorum. masada Her oyunu parti buraya çok düştü. önemli. Bakın Ahmet Özal da çok önemli. E, Ümit Özdağ da Hayır, çok önemli. Bir şey. Her bir siyasi parti 50 artı birlik sistemde önem arz ediyor. EYT'de Sayın Erdoğan çok önemli bir hamle yaptı. 2 milyon e, 300 bin civarında kişiye ulaştılar. Mağduriyetlerini gideriliyor. Ama, Ama bir yandan baktığınız zaman ya. mesela Sadece Düzce depreminde geçiyor. 99 döneminde Sayın e, Bakanım bilir. O dönemde SSK kayıtları yapılamadı. Orada deprem olmuş 10 bin üzerinde kişi ölmüştü. O EYT'li mağdurlar orada var mesela. Ya Onların Bey. yanında mesela ya stajyer mağdurlar adayı, var. Meslek adayı, okullarındaki stajyerler var. Yok bunları mu? göremediler. <laughs> yani ifade etmek istediğim iktidar o zaman bir şunu bir diyorsun? oran e, hayır, hayır, iğneyle. hayır, ben iğneyle doğru, e, anlamaya, e, doğru anlamaya çalışıyorum. görüyoruz. Ve burada ne için yapıyor? Oy tamam, almak için anladım. yapıyor. İktidara tekrar gelmek için tamam, yapıyor. Tamam adayın, hayır sizin çizdiğiniz tabloda o zaman adayın kim olduğunun bir önemi yok mu diyorsunuz? E, adayın yani yani önemi bu yüksek ama oylarsa, bu, bir, bu masa anlamlı kılan farklı ideolojilerdeki kişilerin bir araya gelmesi ve onları yok saymaması. Örneğin o masada Saadet Partisi e, Mansur e, Yavaş'ı isteyebilir ya da İyi Parti başka birini isteyebilir. Burada her masada, yani bu masada 26 Ocak'ta biz artık aday isimlerini duymaya başlayacağız. 30 İnşallah. Ocak'ta ise Doğru, bir hükümet yönetim planını anlatacaklar. Eğitim sistemini sanayide. İşte üretimde, tarımda neler yapacaklar Peki işte ben de size onu soruyorum. Ya 10, 10 Şubat'ta hangi ismi duyma ol, bu olasılığı e, ben daha yüksek? bu e, ben iki isim ön plana çıkıyor. Hı. Bu masa istişare masası aslında baktığınız zaman demokrasiyi tekrar kazanma. O yüzden farklı siyasilerde, ideolojilerdeki kişilerin bir araya gelmiş. Onları yok sayamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 64 yıldır iktidarda iktidarda değil ve şu an ülke nüfusunun %63'ünü altılı masa desteğiyle yönetebiliyor. Nasıl? Belediyeleri kazanarak. Yani ülke nüfusunun %63'ü. Ama belediye meclislerine yüzden, bakarsak bu yanlış yani. O yüzden e, bu masayı anlamlı kılan diğerini yok saymaması. O yüzden bu masada deva da gelecek de İyi Parti de çok önemli. Ben burada bir konsensusa gidileceğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Halen potansiyel iki aday olduğunu ve masaya geleceğini düşünüyorum. İmamoğlu'na doğru İbri'nin dönme ihtimali yüksek dü düşünüyorum. Neden? Bu gezi planına baktığımız zaman Doğu Karadeniz bölgesinin gezinin ağırlıklı olduğunu ve Güneydoğu bölgesinde gezilerin olduğunu düşünüyorum, görüyoruz. Ve neden bu bölgeler? Çünkü bu bölgelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ciddi anlamda oyları yok. Ekrem İmamoğlu'nun mütedeyim ve muhafazakar bir yapısının olması, C, e, merkez sağ geleneğinden geliyor olması, e, İslami gelenekleri kullanabilen, rütüelleri yerine getiren bir isim. O yüzden belki Sayın Kılıçdaroğlu'na göre ve bu son mağduriyetlerinden dolayı biraz daha fazla oy alınabiliyor. Ersan Şen hocamızın da ifade ettiği gibi geçen hafta bir yayında söyledi. İmamoğlu'nun ibresini yükseldiğini söyledi. O da Mansur Yavaş'ı çok ciddi anlamda destekleyen biriydi. Yani ifade etmek istediğim 10 gün Ersan öncesi, şen 20 gün yani. öncesi Ersan deki gibi diyor, bir gündemde bir yokuz. O yüzden İmamoğlu'na İBRE'nin döndüğünü ben öngörüyorum. Yani iki isimden birini Cumhurbaşkanı adayı olarak ama göreceğiz. Bey, sayın Bakanımıza ama katılıyorum. Peki i̇ki, sayın aday çıkartılırsa, i̇ki aday çıkartılırsa iki aday çıkartılırsa bu yarışı yani Kemal muhalefet Bey kaybeder. Olur mu? Tek bir Kemal aday çıkartmam gerekiyor. Siyaseten kendini imha eder. Eğer Ekrem İmamoğlu aday olursa kendisine rağmen Cumhuriyet Halk Partili Hayır, genel başkan Tek aday. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bu kadar kendisini ortaya şey atıp yapmaz. Ben aday olacağım tek dedikten aday sonra belediye başkanını aday aday olarak gösterirse ortak aday, aday olarak, tek aday olarak, tamam tek aday diyoruz. olarak gösterirse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaybeder seçimden sonra. Peki, e, Sayın Çağlar siz tamamladınız zannetmişsiniz Sayın Beyefendi. doğru bir soru sordu. Fulya Hanım doğru bir soru sordu. Yani Kemal Bey ikna olacak mı? Mümkün Asıl değil. Ne yani. olacak ya? Ben, ben siyasetten kendini imha etmesi anlamına geliyor. Ben olacağım demiyor. Peki. Nasıl Devresi demiyor ya? ya hani bak Bey bak demiyor. Yine diyor. aynı şeye geldik Valla bak. söylüyor. Bak ben gelirken buraya dedim ki Bakan Bey'le kavga etmediği kendi kendime böyle tekrar... <laughs> Şimdi <verdim> herkes bize <laughs> mesaj değil atıyor. Yani. Diyor ki Allah sabır sen sen, versin sen, diyor. Sen kere, ya bak aynı şeyi söylüyorsun. Ya, ya aynı et. şeyi söylüyorsun. Kemal İmam Bey Oğlundan, adayım demedi. Ya Sayın Bakanım. Bir tek cami minaresine çıkıp bağırmadı ya. Daha ne yapsın ya? Kaç ben. Onur duyarım, gurur duyarım istiyorum. Başka ne diyeceğim? İstiyorum değil. Adam, adam istiyor. dedi ki, "Hayır şöyle bu işi hemen, çözeceğim dedi. dedi. Bu işi ama çözeceğim." Adam dedi adam problemlerle ilgili. Ben, dedi. ben diyor adam yani ben, ben adayım diye resmi şekilde açıklamadığı için bakın, şu, Sayın Türker öyle düşünüyor. Şu özellikle Cumhuriyet Halk da böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ama sen bakın o ya masayı masayı, tamam, e, demek ki masayı Hı. dağıtacak bir eylem beklememek lazım. Melih Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyon açıklamasında veremediğiniz hani sen şimdi hem İmamoğlu'ndan korkuyorsun hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Ya bir korkudur Yüzünü gidiyor. Masum Bey korkunun üzerine saldı da. Yani Yok, altı ben... dolmuyor <laughs> bir şekilde söylediklerinin. Yok. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi... Peki Sayın Doğan'da söz hakkı. Özür dilerim. Ee, Çok kısa e bir cümle e olarak söyleyeyim o zaman. Bak tamam. Bey için aynı lafı söylemiyorum. Ben Çok korkmuyorum adam, kimseden. Adam, bir Allah'tan bir korkumuz var benim. bizim Sayın Bakan. Peki şimdi, bir cümle. E, Cumhuriyet e ben Halk Partisi'nin vizyon belgesinin vizyon belgesi ama, açıklamasında ama Melik korkuyor. Ankara gazetecisi Melik Bey de korkmaz. Ya bu, ben bu Melik Bey'i ya iyi e, tanırım. Kemal Melik aday Bey, Bey aday oluruz. Melik olacak. Bey de Allah'tan başka <laughs> kimseden korkmaz. Onu iyi tanırım. Melik Bey e, Kılıçdaroğlu'nu <laughs> dinlemeye gidiyor artık. Toplantılarına, <laughs> evet, davetlerine korkusu katılıyor. Korkusu olsa birisinden yani, tabii. Endişelisin, tabii. Endişelisin öyle diyelim. Peki teşekkürler. Bir cümlenizi alayım. Sayın Çağlar'da devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin teknolojik altyapısını anlattığı bir vizyon belge sunumu vardı hani Skype'ı bağlantısıyla Rifkin'in bağlandığı bir toplantı. Orada Kemal Bey'in diline dikkat ettiniz değil mi? Ben geldiğimde şöyle yapacağım, şöyle edeceğim. Aday olmayacak birisi o cümleyi orada kurar mı? Kurmaz. Yani edilgen bir dille kullanılmıyor. Bizati diyor ki, "Sayın Kılıçdaroğlu yapacağız edeceğiz bile demiyor ki o o vizyon toplantısında onu söylemişti. Ben yani birinci tekil şahsı kullanıyor. Bu da Sadece bundan ötürü demiyorum pek çok açıklamasından dolayı e, adaylığını net bir şekilde ifade etti Sayın Bakan inanmasa da. Peki.